Koskuparan ekibinin en saf, eğlenceli karakterlerinden biri. Matematik öğretmeni ama aynı zamanda inanılmaz bir macera perest tarafı var. Bilim kurguya, fantastik dünyaya çok büyük bir ilgisi, merakı var. Ve bu merakı da onu farklı yerlere doğru sürüklüyor. Hikayenin gidişatıyla beraber buna hepimiz şahit olacağız. Savaş için sevindiğim, ümitlendiğim bir sahneydi. Hikayenin ilerleyen dönemlerinde daha aktif bir rol oynayacağına dair bir sinyaldi aslında o. Bir köşe taşı aslında savaşın ilerleyişi açısından. Çok eğlenerek çektiğim sahnelerden biriydi. Taşı bulması, sonra o taşı eline aldıktan sonraki heyecanı, mutluluğu, ileriye yönelik kurduğu hayaller. Bir anda tek sahnede savaşın dünyasında kendini göstermiş oldu. Heyecan verici bir andı. O da zaten daha sonrasında çok daha heyecanlı şeyler yapacağına dair bir beklenti oluştu. Savaş için. Ama geçen sezon olmadı. Bu sezon bakalım o taş savaşın başına nasıl düşecek. Yani o gün o sahneyi çekerken gerçekten çok eğlendim. Sorular güzeldi. Fikrinin savaşa sorduğu sorular çok güzeldi. Senaristlerimize de buradan bir selam göndermek istiyorum bu vesileyle. Çok tatlı bir sahneydi. Aslında orada savaşın bütün o saflığını seyircimize göstermiş olduk. Savaşın seyirciler tarafından tanınmaya başladığı sahne aslında o diyebilirim kendimce. Dediğim gibi çekerken de çok eğlendik. Sonrasında Fikri ile arasındaki ilişki de biraz daha sağlam zemine oturmaya başladı. Ekibe dahil olmasının ilk adımı o sahneydi. Tabii öncesinde bir okçulukla ilgili geçmişi var. Geçen dönem Cihangir Hoca'nın geldiği güne kadar çocukları eğiten kişi Savaş'tı. Ama okul müdürümüzün, okulumuzun bir takım tasarruflar neticesinde böyle bir karar almasıyla rol değiştirmiş oldular. İlerleyen dönemde şimdi ekibe biraz daha entegre olmasıyla beraber belki daha fazla aksiyon görebiliriz. Onu ben de merakla bekliyorum. Yani savaşın muhtemelen biraz daha olaylara dahil olmasını bekliyor olabilirler diye düşünüyorum. O düşünceyle söyleniyorsa bence de başlasın.